Evet, yanımızda efendim çok güzel bir konuğumuz var. Türkiye ikinci güzeli. Saçları açıkken Cansu Dere'ye, saçları toplayınca Fahriye Evcen'e benzetilen efendim. Aynen, çok Cemre benziyor. Naz Turhan. Evet. Bakar mısın, Fahriye'ye benzemiyor mu şu haliyle? Kesinlikle. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Bak hep İyiyim. Pozitif şeyler söyledim. Şey kısmını söylemedim. Kainat güzellik yarışmasına girdi. Evet. Oradan derece alamadan döndü. Evet. Demedi. Ona demedi. Da gelecek ama. Oraya demedi. Senin elbiseni çok eleştirdik. Evet, elbiselerim çok eleştirildi ama yani eleştiri olacak tabii ki, saygıyla karşılıyorum. Senin de bir surat düştü sanki, sen de mi beğenmedin yoksa? Yok, ben çok beğenerek giydim. İkisini de çok beğenerek giydim. Hatta mor rengi benim en sevdiğim renk. İkisini de gördüğümde aşık olmuştum. Ama tabii yani insanların fikirleri farklı farklı olabiliyor. Benim beğendim, başka birisi beğenmiyor. Ben ikisini de gururla taşıdım. Tabii ki gururla taşıyacak. Yani o kendisi güzel olduğu için ona çok yakışmış. Teşekkür ederim. Kendi güzelliğini bile bastırmış bence. Yakından çok daha güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cemre, benzetiyorlar mı Cansu'ya, Fahriye'ye? Çok benzetiyorlar ve birbirinden farklı isimlere evet. benzetiyorlar. Ben o yüzden kendimi anlayamadım çözüm. Herkes bir anda benzeyince. Evet. Cansu Dere diyen bak, var. Bak burada Cansu güzel... Dere. Evet, burada yani, Cansu Dere. Yanımızda Fahriye Evcen. Cemre Naz Turan diyelim biz. Cemre Naz. Evet. Ama işte ya, yaşıyla birlikte daha da evrildikçe daha kendi şahsına münasır olacaktır. Aslında o kadar da benzemiyor. Yani çekik bence gözlü de. Falan daha değişecektir, oturacaktır daha küçük. Daha 30'larda dur, gerçek yüz ifaden o zaman. Tabii hakikaten 30'larda sahip olacaksın. Peki güzellik yarışmalarında derecelerin gözünün önünde canlı yayında başkalarına gittiğini görünce bir kraliçe adayı ne hisseder? Yavuz. Ay yok ya, hiç öyle değil. Çünkü orada tamamen farklı bir psikolojidesin. Yani belli bir koreografi var. Yapman gerekenler var. Adın söylenince, eğer söylenirse evet. yapacaklar. Ben tamamen ona odaklıydım. Hani eğer adım söylenirse soruları çünkü ilk 16'ya veriyorlar. O soruları aklımızda sürekli düşünüyoruz. Ne vermişlerdi sana? Bana İstanbul'la ilgili çok güzel bir soru gelmişti. Keşke cevaplayabilseydim. Ne gelmişti? Farz edelim şu an adın okundu ve İstanbul'la ilgili ne söyleyeceğim? Ben bana soru şu şekildeydi. Eğer İstanbul çok tarihi bir yer. Evet. Böyle bir yerde yaşamak, İstanbul'a ev demek nasıl bir his diye bir soruydu. Hmm. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. İstanbul tarihiyle ve güzel yerleriyle diyeyim çok önemli bir coğrafi yere sahip, bölgeye sahip Türkiye'de, dünyada affedersiniz. Ve çok güzel bir şey eklemiştim. Napolyon bile eğer dünya bir tane ülke olsaydı İstanbul başkent olmalıydı diye bir lafı vardı. Evet. Var. Bunları çalışmıştım ama nasip olmadı söylemek. Tamam bak, neye niyet neye kısmet. Kainat güzellik yarışmasında söyleyeceğini ikinci sayfada söyledi. Evet, buradan dünyaya duyuralım. Ama bak bu fotoğrafta benziyorsun. Benziyor, bakar mısın? Evet. Nerelisiniz? Ben Eskişehirliyim. Acaba kökenlerde bir şey olabilir yani, genlerde... Aslında sizin soyisminiz Dağıstanlı. Evet. Dağıstan göçmeniyiz aslında. İşte abi akrabalık çıkacak bak, galiba. Siz Bahçeşehir Üniversitesi mezunusunuz bir de. Ben de mezun olamadım, attılar beni. Ben de Bahçeşehir'de okuyorum. Evet, oradan belki. Bir şey çıkacak, biraz daha kurcalarsak çıkacak. Dedeler oradan. Peki evet. Şimdi ne yapacaksın? Oyunculuk mu hedefte var? Şimdi ben mühendislik okuyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Aferin. Evet, bu sene de mezun olacağım. Aslında benim hiç böyle medyada bir hedefim yoktu önceden. Korona döneminde ben acaba dedim, zaten çevremden hep duyuyordum. Evde de çok sıkılınca acaba dedim hani olur mu bilmem ne falan derken başvurdum, oldu. Şimdi de kendimi böyle kameraya yakıştırdım açıkçası. Evet. Olursa neden olmasın diyorum artık. Bak hani... Ebru'dan da ışığı aldın, olur, o işleri bilir. Ebru. Hem naif hem güleç yüzlü. Olur tabii, niye olmasın? Ebru nasıl niye baktın olsun? Öyle bir anda böyle? Ben güleç... Böyle baktım var mı? Evet, olur dedim ya. Tamam. Teşekkür ederim. Olmuş başında var diyorsun. Tamam, olmuş. Tatlı çünkü. Çok tatlı. Enerjisi güzel. Kısık bir peki, enerjisi. Peki kim beğeniyorsun oyunculardan? Kimle karşılıklı oynamak istersin? Jönlerden? Ya ben bu soruya böyle spesifik bir isim vermek istemiyorum. Çünkü bence hepsi birbirinden değerli oyuncu. Ve bizim gerçekten dizilerimiz dünya çapında çok büyük başarılar elde etmiş. Ben bunu şahsen gidip gördüm. Çünkü herkes bana Türk dizilerini soruyor orada. Herkes izliyor, takip ediyor. O yüzden hani böyle spesifik bir isim demeyeyim ama keşke, inşallah birisiyle oynamak ne kadar güzel olurdu. Çünkü hepsi çok başarılı isimler. Gerçekten Türk dizileri çok izleniyor. Mesela evet, benim evet. o
Cennet'in gözyaşları, Meksika'dan falan takipçilerim var. İran'dan, Irak'tan. Şok geçiriyorum. O şeyden, Hırvatistan'dan, Macaristan'dan. İnanamıyorum. Dünyaya açıldım diyebilirsin. Meksika'dan, evet. Yani böyle diziyle vallahi yurt dışında daha ünlüyüm. Burada o kadar kapatmışım ki kendimi. Meksika'da falan da çok tanınıyorum. Bence peki, zaten yurt dışında dizilerimizin kıymeti daha çok biliniyor gibi, evet, geliyor bana.